Değerli müdürlerimiz, kıymetli meclis üyelerimiz, yaşayan milletlerin izlerini taşıyan kültürel değerlerdir. Park, 228 konutluk Akasya Park ve 312 konutluk Aksa Park projemizi, kıymetli Kırtay Belediye Başkanım, Müftü Hocam, değer katacak ve burada yaşayan hemşehrilerimize kaliteli ve huzurlu bir yaşam alanı sunacaktır. Şehirleşmenin önünü açan kentsel dönüşüm çalışmalarımızın en önemli ayaklarından biri olan toplu konut hamlelerimizden birisinin daha temelini bugün hep birlikte atıyoruz. İnsan şehri inşa ederken bilir ki şehirler yalnızca binalar ve yollarla sınırlı bir alan değildir. Şehirler kendisinden önce yaşayan milletlerin izlerini taşıyan kültürel değerlerdir. Ecdadımız Avrasya bozkırlarından çıkarak 16 devlet kurup hakim oldukları toprakların ebedi Türk yurdu olmasını sağlamış ve gittikleri her yere beraberinde zerafet ve medeniyet ulaştırmıştır. Hem Selçuklu Devleti hem de Osmanlı Devleti sadece bizim topraklarımıza değil, gittikleri her coğrafya değer taşımıştır. Selçuklu medeniyetiyle kültürel zenginliklerini ve İslam'ın adaletini getirmiş olan ecdadın torunları olarak bizler de şehrimizi imar, inşa ve ihya ederken insanımızı da en önemli merkeze koyuyoruz. Karatay Belediyesi olarak bu amaçla insanımızın refah ve huzurunu tesis edecek yaşam alanları oluşturmayı sürdürüyoruz. Şehrimizin eskiyen, tarihi ve kentsel dönüşüme muhtaç olan yerlerini tek tek tespit edip vatandaşlarımızla anlaşarak buralara yeni konutlar, yeni yaşam alanları üretiyoruz. İşte buradaki sokağı Konya'da herkes bilir. Sütçü Sokak Konya'mızın meşhur sokaklarından birisidir. Ama bu sokak dokularını yeniden yine koruyarak şehrimizin mimari dokusuna da uygun, yaşanabilir, yeni güvenli ve yeni konutlar üretmek de belediyelerimizin görevidir. Bu anlamda 2019'da göreve geldiğimiz günden bu yana 252 konutluk Akıncı Park, 228 konutluk Akasya Park ve 312 konutluk Aksa Park projemizi hayata geçirmiştik. Bugün de bu yaşam alanı projemize bir yenisini ekleyerek 44. toplu konut hamlemiz olan 600 konutluk Sedir Park Konut Yapı Kooperatifi'nin temelini hep birlikte atıyoruz inşallah. Böylece son 5 yılda ilçemizin 4 ayrı bölgesinde başlattığımız toplu konut hamlelerimizle birlikte toplamda 1392 konutun üretimine öncülük etmiş oluyoruz. Projemizi Hacı Hasan ve Hacı Sadık Mahallesi, Göreme Sokak, Laleli Sokak, Zaman Sokak, Şemsettin Sami Sokak ve Hıyaban Sokak arasında kalan 40.950 metrekarelik alana konumlandırdık. Yani Sedir Park Konut Yapı Kooperatifimiz, Ali Ulvi Kurucu Caddesi, Sedirler Caddesi, Fetih Caddesi ve Keçeciler Caddesi arasında bölgenin en önemli merkezlerinden birisi olacak. 25 bloktan oluşan projemizi 3+1 ve 2+1 tip dairelerden tasarladık. İnşallah burada güvenli konutlar üreteceğiz. Belediyemiz öncülüğünde kurulan tüm kooperatiflerin en temel amacı arsa sahiplerimizle gerekli anlaşmaları sağlayarak ilçemizin, bölgemizin kentsel dönüşümünü hızlandırmak. Bu sayede ülkemizin en çok ihtiyaç duyduğu düzenli şehirleşmede hızlandığı gibi şehrimizin ve insanımızın ihtiyaç duyduğu konut arzının artışına da öncülük etmiş oluyoruz. Şunu da ifade edelim. Bizler ilçemizde sadece yeni konutlar değil, aynı zamanda Konya'mıza, Karatay'ımıza ve hemşehrilerimize en iyi yaşam alanları sunuyoruz. Sadece binalar değil, aynı zamanda hemşehrilerimiz arasında çok daha güçlü ve sosyal bağlar ile kıymetli dostlukların inşasına da katkı sunmuş oluyoruz. Dolayısıyla bugün burada attığımız temeller sadece binaların değil, aynı zamanda geleceğimizin de temellerini oluşturuyor. Bu duygu ve düşüncelerle teşriflerinizden dolayı ben hepinize teşekkür ediyorum. 44. toplu konut hamlemiz olan Sedir Park projemizin ilçemize, Konya'mıza, hemşehrilerimize ve burada oturacak tüm halkımıza hayırlı olmasını temenni ediyor. Tekrardan hepinize hoş geldiniz diyorum.
Karatay Belediye'miz Karatay'da yapmış olduğu birçok yatırımlarla Karatay'ımıza değer katmış, Karatay'ımızın çevresini değiştirmiştir. Bugün de burada bu projenin temel atma programında hep beraberiz. Ben öncelikle belediye başkanımıza ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Böyle bir güzel projeyi ortaya çıkardıkları için. Bu projeyle beraber bu bölgede kentsel dönüşümü hızlandıracak, bu bölgenin kentsel dönüşümünü hızlandıracak. Aynı zamanda konut çözümünde de bu proje bu bölgede yardımcı olacaktır. Bu bölgenin büyük bir ihtiyacını giderecektir. Karatay Belediye'miz hem Konya'da hem de Türkiye'de konut üretiminde önde gelen ilçelerden bir tanesidir. Yatırımı devam eden bu projenin Karatay'ımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. İnşallah kazasız, belasız burası tamamlanır ve az önce dediğim gibi burada oturacak olanlar da en iyi şekilde hayatlarını burada idame ettirirler diyor. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Toplu konut projeleri barınma ihtiyacının giderilmesine çok daha ötesinde huzurlu, güvenli ve sağlıklı bir yaşam alanının temin edilmesi bakımından çok büyük önem taşıyor. Bugün temelini atacağımız Karatay Sedir Park Konut Yapı Kooperatifi bu anlayışın somut bir örneğidir. Karatay Belediye'miz özellikle son 5 yılda 4 aylı bölgede öncülük ettiği toplu konut hamleleriyle bu alanda başarı çıtasını çok daha yüksek seviyede taşımayı başardı. Büyükşehir Belediyesi olarak bizler de ilçe belediyelerimizle birlikte kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında ortaya koyduğumuz işler şehrimiz için çizdiğimiz vizyonun en önemli göstergeleridir. İnşallah hep birlikte aramızdaki güçlü dayanışmayı daha da artırarak Konya'mıza çok daha güzel yarınları buluşturmaya devam edeceğiz. Temelini atmak üzere toplanmış olduğumuz şu grubumuzu, şu topluluğumuzu hayırlı eyle, hayırlara vesile eyle ya Rabbi. Kazasız belasız tamamlanması temennisiyle ya Allah, bismillah, hayırlı mübarek olsun inşallah. Senden alır ruhunu, seni söyler bu hanlar, gez dolaş sende tam. Ümit Hanım, şöyle bir kez daha gül bir alkış alalım. Hem Selçuklu Devleti hem de Osmanlı Devleti Kur'an'da huzurunu tesis edecek yaşam alanları oluşturmayı sürdürüyoruz. Yeni yaşam alanları üretiyoruz. İşte buradaki sokağa Konya'da herkes bilir. Aynı zamanda geleceğimizin de temellerini oluşturuyor. Bu duygu